Olay 20 Aralık 2020 tarihinde oldu. Site içerisinde, yaşadığım site içerisinde arkadaşımın evinden çıkıp kendi evime giderken benim arkamdan polis girdi siteye ve direkt benim yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu, kaba bir üslupla. Evime gittiğimi söyledim. Daha sonra araçtan indi ve benden kimlik istedi. Tabii aralarda bana küfürler ediyor. Kimlik istedi benden. Kimliğimin yanımda olmadığını, üzerimde de şort olduğunu. Buyurun dedim, eve gidelim. Hem kimliğimi alırım hem şortumu değiştiririm. Ondan sonra karakola gidebiliriz söyledim. Zaten direkt bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Benim göz kafesime oturup beni etkisiz hale getirdi. Dakikalarca beni darp etti. Zaten belli bir süre sonra bilincim kapandı benim. Daha sonra beni ters kelepçe yaptı ve ekip otosuna bindirdi. Ekip otosunda da beni gidene kadar darp etti. Ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Orada beni hiç muayene bile etmeden darp raporu da vermediler. Sadece burnumda çizik olduğu söylendi. Ve oradaki doktor ne oldu, bunu az benzetmişsin deyip benim üstüme güldüler. Evet, daha sonra beni tekrardan karakola götürdüler. Sabah 7'de karakoldan çıktım, ben Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gittim. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne ben kendim daha sağlıklı bir darp raporu aldım. Bu kadar. Yani bütün bunları yapan erkek bir polis. Evet, bunlar iki kişilerdi. Görüntülerde de var zaten. 3 tane de güvenlik tepemde sadece beni izlediler. Polis güvenliğin üstü olduğu için güvenlikler bir tepkide bulunamıyorlarmış. Ama sonra neler oldu peki? Neler yaşadınız sonra? Daha sonrasında şöyle, ben mahkeme gününü bekledim açıkçası. Ama ben mahkeme olmayacağını, basit yargılama olacağını öğrendim ve bundan dolayı da haberlere vermek istedim. Şu an bekliyorum. Ben onun ceza almasını istiyorum. Peki İstanbul Emniyet Müdürü bir açıklama yaptı konuyla. Bu süreçte Recep Bey, Esenet Ülçe Emniyet Müdürü, destekleri için çok teşekkür ederim. Evime çiçek gönderdiler, aradılar, sordular. Ya bütün polislere karşı bir tepki değil aslında ama gerçekten böyle işini iyi yapmayan, kötüye kullanan polisler yüzünden de iyileri tabii ki de karalamak istemem ama gerçekten böyle polislerin çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki şu anki süreç nasıl işliyor? Ne durumda şu an? Şu an olayın akıbeti hakkında hiçbir bilgim yok. Emniyetin en son yaptığı açıklamayı okudunuz mu? Evet, onu okudum. Kesinlikle o açıklamaları kabul etmiyorum. Alkol promil çok düşük zaten. Ayrıca benim elimde çanta yoktu. Ben hiçbir şekilde ona vurmadım. Ayrıca sitede dümdüz yürüyorum. Bağırmadım, çağırmadığım da gayet ortada. Ben o suçlamaları kabul etmiyorum. Peki neden size direkt gelip saldılar? Hani orada herhangi bir hiçbir sebebi yok. Daha önceden de tanımıyorum. Daha önceden de görmedim ben bu polisleri. Dümdüz yolda yürürken direkt benim yanıma geldiler zaten. Ve ayrıca bu bir taciz de oluyor. Çünkü benim üzerimde şort var ve benim üstüme oturdu. Bütün üstüm açılıyor orada. Aslında bir taciz de. Bununla ilgili şikayette bulundunuz mu? Avukatım ilgileniyor bununla alakalı.